İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı savaşan devletlere müttefikler denilmiştir. Müttefikler, İkinci Dünya Savaşı'nda ittifak kurmuşlardır. Bu ittifak, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru yaklaşılırken yavaş yavaş dağılma belirtileri göstermiştir. Savaşın sonlarına doğru Nazi Almanyası'nın savaşı kaybedeceği anlaşılmıştır. Bu süreçte müttefik kuvvetlerinin arasında belirsizlikler oluşmuştur. Bu belirsizlik konularının en başında yeni dünya düzeninde liderin kim olacağı sorunu gelmektedir. Savaş sonrası yeni dünya düzenine liderlik edecek iki farklı kutup ortaya çıkmıştır. Bu kutuplardan biri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Komünizm ideolojisi, diğer kutupta ise Amerika Birleşik Devletleri ve Kapitalizm ideolojisidir. İkinci Dünya Savaşı sonrası tüm dünya bu iki farklı seçenek ekseninde bloklara ayrılarak ideolojik bir mücadeleye başlamıştır. Bu mücadele bu iki devletin birbirleriyle sıcak çatışmaya girmemesinden dolayı Soğuk Savaş olarak adlandırılmıştır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır: Demokrasi Cephesi, çevreleme, Soğuk Savaş, iki kutuplu sistem, nükleer silahlar. Yayılmacılık. Bu programı izledikten sonra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasındaki işbirliği ortamının dağılma nedenleri nelerdir? Amerika Birleşik Devletleri'nin çevreleme politikasının ortaya çıkışının sebepleri nelerdir? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Doğu Avrupa'daki yayılmasının ayrıntıları nelerdir? Soğuk Savaş nasıl başlamıştır? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan gelişmeler nelerdir? Sorularına cevap bulabileceksiniz. İkinci Dünya Savaşı'nda mihver devletlere karşı kurulan demokrasi cephesi savaşın sonlarına doğru dağılmaya başladı. Bu dağılmalar ilk kez Postam Konferansı'nda görüldü. Postam Konferansı'nda gündeme gelen en önemli konu Almanya'nın durumu olmuştur. Doğusu Sovyetler, batısı Amerika ve İngiltere tarafından işgal edilmiş olan Almanya'da demokrasinin yerleşmesi konusunda ortak bir anlayış vardı. Ancak taraflar demokrasi kelimesine farklı anlamlar yüklüyorlardı. İşte bu iki farklı demokrasi anlayışı ile şekillenmeye başlayan Almanya'da Amerika ile İngiliz işgal yönetimleri birleştirildi. Sovyetler bu birleşime Berlin'i ablukaya alarak yanıt verdi. Bu gelişmelerin ardından 23 Mayıs 1949'da Batı Almanya'da Federal Almanya Cumhuriyeti, yaklaşık 4 ay sonra da Sovyet işgali altındaki Doğu Almanya'da ise Demokratik Almanya Cumhuriyeti kuruldu. Müttefikler işgal ettikleri Almanya'yı ikiye bölerek yeni dünya düzeninin bloklarını bu ülke üzerinde somutlaştırdılar. Amerika 1930'larda yaşadığı ekonomik bunalımdan çıktı ve kendi ana karasına sıçramayan savaşın verdiği avantajla ekonomisinin her alanında üretimini arttırdı. Diğer taraftan Sovyetler ise 1917'de gerçekleştiremediklerini başarıp savaş sonrasında tüm Doğu Avrupa'yı denetimleri altına aldı. Sovyetlerin egemenliğinde olan Baltıklardan Adriyatik denizine kadar uzanan bir demir perde Avrupa kıtasının üzerindeydi. Bu durum Amerika açısından bakıldığında çıkarları önündeki en büyük engeldi. Bu engeli ortadan kaldırmak için ilk adımı Truman doktrini ile atılan çerçeveleme politikası üretildi. Amerika'nın bu çevreleme politikası ilk olarak komünist taraf ile hükümetin iç savaş sürdürdüğü Yunanistan ve Sovyetlerin tehditleri yüzünden batıdan destek bekleyen Türkiye'ye yapıldı. İki ülkeye askeri yardımlar gönderildi bu iki ülke oluşturulmaya çalışılan Batı bloğunun erken katılımcıları oldu. Amerika'nın çevreleme politikası doğrultusunda Avrupa'da istikrar ve güvenliği sağlamak için attığı ikinci adım ise Marshall yardımıydı. Plan uyarınca Avrupa yapılacak ekonomik yardımlarla birlikte yeniden inşa edilecekti. Çevreleme politikasının üçüncü ve en önemli ayağı ise Kuzey Atlantik Antlaşması örgütüydü. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü zaman içerisinde çevreleme politikasının temel direği haline geldi. Askeri bir ittifak olan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü yani bilinen kısaltması ile NATO, çevreleme politikasının askeri boyutunun ilk adımıdır. İkinci Dünya Savaşı'ndan en fazla zarar gören ülke Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olmuştur. Savaş sonrasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bir yandan ülkesini yeniden inşa ederken diğer yandan çevreleme politikasına karşı önlemler almaktaydı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bu dönemde iki kamp teorisini benimsedi. Bu teoriye göre kapitalizmle komünizm birbirlerine düşman iki dünya sistemiydi ve birbirinden biri yok oluncaya değin aralarındaki mücadele sürecekti. Sovyet dış politikasını ikinci ayağını oluşturan dünyadaki diğer sosyalist devletlere önderlik etme hedefine ise Polonya, Bulgaristan, Romanya, Çekoslovakya, Macaristan ve Doğu Almanya'da Sovyet benzeri rejimlerin kurulmasıyla kısmen ulaşıldı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından önce Avrupa, sonrasında tüm dünya, batı ve doğu olmak üzere iki bloğa ayrıldı. Ardından bu iki blok arasında tüm dünyaya hakim olmak amacıyla keskin bir mücadele başladı. İşte bu mücadele dönemi Soğuk Savaş olarak adlandırıldı. Soğuk Savaş terimi tarafların birbirine karşı silaha başvurmaktan kaçındıkları çatışma durumudur. Soğuk Savaş'ın mantığı basittir. Karşı tarafı alt etmek ve kendi sistemini tüm dünyada egemen kılmak. Soğuk Savaş döneminde Amerika ve Sovyetler Birliği'nin değişik yollardan destek verdikleri onlarca savaşta milyonlarca insan hayatını kaybetti. İki süper güç ise olabildiğince birbirine karşı silaha başvurmaktan kaçındılar çünkü her ikisi de dünyanın geleceğini tehlikeye atacak kuvvette olan nükleer silahlara sahipti. İran, 1942 yılında Kuzey'den Sovyetler Birliği, Güney'den İngiltere tarafından işgal edilmişti. Sovyetler Birliği, kendi bölgesinde Güney Azerbaycan'ın bağımsızlık hareketlerine destek veriyordu. Fakat İran, Sovyetlerin izlediği bu politikayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet edince, Konsey, Sovyetler Birliği'nin çekilmesine karşılık İran'ın Sovyetlere petrol ayrıcalıkları tanıyacağı ve Güney Azerbaycan bölgesine özellik vereceği kararları alındı. Ancak çekilme gerçekleştikten sonra İran bu kararları yürürlüğe sokmadı. Diğer taraftan savaşın sonlarına doğru Sovyet tehdidinin ortaya çıkmaya başladığı başka bir ülkede Türkiye oldu. Sovyetler Birliği savaşın sonuna doğru Türkiye'ye Doğu Anadolu'dan toprak ve boğazlarda üst talep ettiklerini belirtti. Türkiye bu gelişmeler üzerine Batı bloğuna doğru kaymaya başladı. Orta Doğu'da savaş sonrasında etkiler doğuran bir diğer gelişme ise İsrail Devleti'nin kurulması oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle İsrail'de kurulan İngiliz manda yönetimi Filistin'e Yahudi göçünün önünü açtı. Başlangıçta Avrupa'yı bırakıp Filistin'e göç etmekte isteksiz gözüken Yahudiler, Hitler'in iktidara gelmesinin ardından bu topraklara akın etmeye başladılar. Yahudiler 1944'ten sonra bağımsız bir devlet kurmak için İngiliz yönetimine karşı mücadeleye başladılar. İngiltere 2 Nisan 1947'de konuyu Birleşmiş Milletler'e götürdü. Mayıs'ta kurulan Filistin Özel Komisyonu Filistin'de iki ayrı devletin kurulmasını ve Kudüs'ün Birleşmiş Milletler denetimine bırakılmasına karar verdi. Bu kararın ardından İsrail Devleti'nin kurulduğu ilan edildi. Güneydoğu Asya neredeyse tamamı Japonların işgaline uğramıştı. Japon işgali sona erdiğinde ise Çin'in kuzeyinde komünistler, güneyinde de milliyetçiler denetimi ellerinde tutuyorlardı. 1945'te imzalanan bir anlaşmayla Sovyetler Çin'deki komünist yönetimini tanıdı ve iç işlerine karışmama sözü verdi. Diğer tarafta merkezi otoriteyi kurmaya çalışan Çinli milliyetçiler ise Amerika'dan büyük miktarda para ve silah yardımı alıyorlardı. Farklı ideolojilere ve çıkarlara sahip olan devletlerin ortak düşmanı Hitler'e karşı kurdukları ittifak Ortak düşmanın savaşı kaybedeceğinin anlaşılmasıyla birlikte dağılma sürecine girmişti eski müttefikler arasındaki bu ayrışma savaş sona erdikten sonra iyice şiddetlenerek amansız bir mücadeleye dönüştü dünya ülkeleri soğuk savaş olarak adlandırılan bu mücadelenin öncüleri olan amerika ve sovyetler birliği etrafında iki bloğa ayrılmaya başladı Sovyetlerin yayılmasından endişelenen Amerika buna engellemek için ilk iş olarak çevreleme politikasını üretti. Ardından Marshall Planı doğrultusunda Avrupa ekonomisi güçlendirildi ve nihayetinde NATO'nun kurulmasıyla birlikte politikanın askeri kısmı da oluşturuldu. Sovyetler Birliği ise siyasetini daha fazla yayılma alanı bulmak ve sosyalist devletlere liderlik etmek üzerine inşa ediyordu. Bu iki kutup soğuk savaş süreci yaşamışlardır. Nükleer silahların caydırıcılığı bu süreci sıcak savaş haline çevirmemiştir. Bunun yerine Amerika ve Sovyetlerin değişik yollardan destek verdikleri onlarca savaşta milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Soğuk savaş döneminde Asya ve Orta Doğu bölgeleri de etkilenmiştir. Asya'da Çin iç savaş yaşamış ve sonucunda komünist rejime geçmiştir. Orta Doğu'da ise bağımsız bir İsrail devleti kurulmuştur. Bu programda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında oluşturulan işbirliği ortamı neden dağıldı? Amerika Birleşik Devletleri'nin çevreleme politikası nedir? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Doğu Avrupa'da yayılma süreci nasıl oluşmuştur? Soğuk Savaş'ın ortaya çıkışına sebep olan nedir? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan gelişmeler nelerdir? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Siyasi Tarih 2 ders kitabının 3. ünitesinde yer almaktadır.